Allah-u Teala Hazretleri diyor ki sevgili Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın değerlerini inkar edenleri Mevlana diyor, İnnehu men yüşrik billah, o Allah'a şirk koşanlar fakat harramallahu aleyhi cennet. Allah diyor, onlara cenneti haram kılmıştır diyor. Allah için bakar mısınız? Allah'la dalga geçilmez. Şu dünyada işte bu her özgürlük yok yani. Sadece Müslümanlara sataşma özgürlüğü var. Allah onlara cenneti haram kılmıştır diyor. Allah muhafaza eylesin. Onları sevenler için ne olacak onu bilmiyoruz. Alimler de bir şey dememiş ama dikkat edin, gönlünüzde sevgi beslediğiniz kişiler çok önemli. Öyle birini seversiniz ki ahirette onun yüzünden belki cennete geç gitmenize sebep olur. Bir ayet var, Lokman suresi 6. ayet. Bu ayette ve minen nasi diye başlıyor. Estağfirullah. İnsanlardan bazıları var ki, şimdi çoğu. Bu o zaman da bazısı. Şimdi çoğu böyle meyyeşteri lehvel hadis. Boş şeyleri satın alırlar. Bak sevgili Müslümanlar, boş şeyler demek ahirete de dünyaya da faydası olmayan şeyler. Şimdiki boş şeylerin ahirete zararı var, dünyaya hiçbir faydası yok. Burayı anladınız mı? Şimdiki şeyler dünyaya hiçbir faydası yok, ahirete de zararı olan şeyler. Böyle şeyler diyor, boş şeyleri satın alıyorlar. Sebep, ya Allah bu kadar akıl fikir göz vermiş, hayvanlardan, ağaçlardan, nebatattan bizi bütün yarattıklarından ayrı tutmuş. Niye biz boş şeylerle uğraşıyoruz? Boş şeylerle uğraşmanın bir gayesi var. Bu lafları söylemenin bir gayesi var. Müslümanları böyle yoldan saptırmanın bir gayesi var. Niye? Liyuzille an sebilillah. Allah yolundan bir gayrı cahilce, ilimsiz Allah yolundan vazgeçirmek, saptırmak için. Ve yettehizeha üzve ve dünyalık eğlenceler, Allah'ı unutturan eğlenceler, İslam'ı hafife aldıran eğlenceler yapmak için. Ve ayet-i kerim devamında Ülâike lehum azâbun mühîn. Onlar için elin bir azap vardır diyor ahirette Mevla Teala Hazretleri. İşte Lokman suresi 6. ayet-i kerime de bu. Boş şeyler satın alırlar diyor. Şimdi insanların bu şarkıcı müsveddelerinin müzikleriyle eğlenip içinde Allah'a isyan yerlerde sevinirsen şu ayet senin yüzüne okunacak. Allah diyecek ki ya ben 1400 sene önce sana ben bu Kur'an'da Lokman suresini indirdim. Açık açık yazdım. Ha bir de ne diyor bak. Ve izâ tutlâ aleyhi âyâtunâ vellâ müstekbirân. Biz bunları ayetlerimizi okusak kibirlerinden yüz çevirirler. Keellem yesmâhâ. Sanki hiç duymamış gibi. Keenne fî üzüneyhi vakra. Sanki kulaklarına da bir ağırlık var böyle. Duymuyorlar. Bir kulak pencere, öbürü tencere. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ne söylersen söyle. Bu kulaktan giren şey beyne gitmiyor. Böyle kibirlenmeler var. Bırak bu hoca, bırak bırak. Ayet okuma ya, ayet okuma ya. Diyecekler. Mevla Teala diyor ki febeşşirhu bi azabin elim. Onları elim bir azapla müjdele diyor. Bunları Mevla Teala Hazretleri diyor. Hidayet kapısı, tövbe kapısı, kıyam öl insan ölene kadar açık. Hidayet olacaksa olsunlar, olmayacaklarsa da böyle peygamberlerle, Allah'la, dinle, İslam'la dalga geçmek, Müslümanlarla dalga geçmenin bedeli çok ağır olacaktır. Haberiniz olsun.